Rıfat Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Rıfat Bey, sen genel olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet kalitesi, bunlardan bahsedeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizleri tanıtarak başlamak istiyorum. Rıfat Bey, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Rıfat Çelebi kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? 2007 yılından itibaren enerji sektöründeyiz. Solar'la ilgili olarak 2013'te Alman-Türk Joint Venture olarak Bay Herbert'la beraber, Sungen aslında uluslararası bir firmadır. Evet. Türkiye yapılanmasını oluşturduk. O günden bugüne kadar da Türkiye çapında 164-166 megawatt kurulum gerçekleşti, anahtar teslim. Ve yurt dışında da 85 megawatta ulaştık. Bu yıl içinde de kampanyamızla birlikte Vakıf Katılım Bankası birlikte Enerji Güneş'ten Destek Vakıf Katılım'dan kampanyamızla endüstriyel çatılarda sanayicilerimizin yüksek enerji maliyetlerini minimize edebilmek için bir proje, kampanya geliştirdik. Bu fuarda da bunu ilk olarak lansmanı yapıyoruz. Evet, Sangen firması olarak bu şekilde hizmet sağlıyorsunuz. Evet. Peki efendim, Bay Herbert neler aktarmak ister bize firmayla alakalı? You would like to say something about the Sangen? Yes, I am one of the founding partners and we met in 2012, I think, or even earlier. Yeah, yeah. And yeah, we successfully established the company and now we are looking for good projects and in order to deliver good quality projects too. Evet. Peki Rıfat Bey, bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir firma olarak? Bir projede 135 tane parametre gerekiyor. Doğru projeyle biz ilerliyoruz. Biz firma olarak bu ilk fuarımız, ilk reklam çalışmamız, bugüne kadar hiçbir yerde katılmadık ama ciddi miktarda bir kurulum bizim doğru projeler ürettiğimizin göstergesi. Evet. Aşağı yukarı 6-7 yıldır. Evet. Peki efendim, firma olarak ayrıcalıklarınız nelerdir? Çünkü sektörde yalnız değilsiniz. İrili ufaklı olarak birçok firma varken neden Sangen firması şimdi tercih edilmedi? Endüstriyel çatılar için söyleşirsek, sanayicimizin özellikle bu OECD'ye baktığımızda Türkiye enerji maliyeti son 10 yılda %307 mertebesinde, yani 307 kat artmış. Ciddi bir yük var. Birçok işletmenin dönem sonu kârı neredeyse enerji maliyetlerine eş veya daha fazla. Bu noktada biz işin İlk sıfır noktasından kurulum yapıp teslimine kadar finansman paketi dahil bir bütün olarak sunuyoruz. Yani sanayiciyi bürokrasiyle meşgul etmiyoruz. Kurulumla ilgili bunun altyapısı 6 ay ödemesiz 60 aya kadar ödeme planıyla ve geçici kabul sonrası bizim uzaktan müdahale ve OEM hizmetlerimize birlikte bir bütün olarak hazır paket sunduğumuz için bu bir öncelik sağlıyor diye düşünüyoruz. Evet. Peki ileriye yönelik hedefiniz nedir efendim firma olarak? Türkiye'de endüstriyel çatılar çok büyük bir potansiyel. Sadece OSB'de de 33 bin tane aktif firma var. Bunu zaten çarpsanız 330 gigawatt yapar. Evet. Dolayısıyla büyük bir pazar. Mevzuat da ilerledi. Çok şükür devam ediyoruz. Evet. Bu yolda devam. Hem yurt içi hem yurt dışı. Almanlar duymasın. İlk biz onlardan öğrendik ama evet, şu anda Afrika'da biz endüstriyel tasarımlarda Almanlara biz destek oluyoruz. Burayı evet, da duymasın diye. Evet. Peki efendim, son olarak buradan evet, izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bu enerji hakkında önerileriniz olur, kısaca alabilir miyiz? Yani enerji gelecek. Gelecek de milli enerjiyle olacak. Evet. Dolayısıyla biz ne kadar yerlileşebilirsek, yerli imalatla bu işi noktalayabilirsek hem uluslararası piyasa nezdinde rekabetimiz hem de sektör olarak İyi bir noktaya geliriz, inanıyorum evet, Türkiye olarak. Efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun.